Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. Şifrelenmiş hikayeler serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda Cumhuriyet dönemi bireyin iş dünyasını yansıtan sanatçıları işleyeceğiz. 11 sanatçı 82 eserimiz var. Hemen başlayalım. Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tan zamanında Pınar ile görüşmek için 5 şehir gezmişti. Tan Pınar arkadaşlar. Yolda Abdullah Efendi ile karşılaşmıştı. Abdullah Efendi rüyalarından bahsetti ona rüyasında saatleri ayarlama enstitüsünü bir sahneye çevirmişlerdi. Sahnenin dışındakilerin mahur beste şarkısını söyleyen kadını görmesi için sahneye bir ayna konulmuştu. Bu kadının sesi herkese huzur veriyordu. Abdullah Efendi'ye göre yani onun rüyasına göre aynadaki kadın güya sürekli ona bakıyormuş. Ahmet Hamdi Abdullah Efendi'nin uydurduğunu anlayınca yaz yağmuru başlıyor buradan gitmeliyim 19. asır Türk edebiyatı tarihi dersine yetişmem gerekiyor dedi. Onun yanından ayrılıp Pınar ile Bursa'da zaman geçirebilmek için yola koyuldu. Beş şehir, Abdullah Efendi'nin rüyaları, saatleri ayarlama ensüsü, sahnenin dışındakiler, mahur beste, huzur, aynadaki kadın, yaz yağmuru, 19. asır Türk edebiyatı tarihi, Bursa'da zaman, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserleridir. Peyami Safa. Server Bedi evde otururken Peyami evine geldi. Arkadaşlar Server Bedi Peyami Safa'nın kullandığı takma Server ona o Peyami Safa getirdin. Gel Matmazel Moralya'nın koltuğunda otur dedi. Peyami bir an tereddüt etti. Server ona cingöz recai olup çıktın başımıza. Gören de bir tereddütün romanını yazmaya çalıştığını düşünecek. Rahat ol Canan evde yok yalnızız. Sözde kızlar ile görüşecekmiş. Canan'ın Fatih Harbiye'de Atilla ile olduğu haberini aldım. Biraz soluklan seninle 9. hariciye koğuşuna gideceğiz. Orada süngülerin gölgesinde mangal yaparız. Ben Canan'ın icabına sonra bakarım dedi. Peyami safa görmedik. Ne zırvalıyorsun? Canan biriyle dolaşıyor ve ben mangala gideceğim öyle mi? Diyerek Canan'ı aramaya gitti. Matmazel Moralya'nın koltuğu Cingöz Recai, Bir Tereddüt'ün romanı, Canan, Yalnızız, Sözde Kızlar, Fatih Arbiye, Atilla, Dokuzuncu Harici'ye Koşu, Süngülerin Gölgesi, Peyami Safa'nın eserleridir. Tarık Buğra Tarık, Buranın küçük ağasıydı. Siyah keribar tesbihini eline alıp dünyanın en pis sokağında yağmuru bekliyordu. Yağmur, İbiş'in kızıydı babasında Firavun imanı bile yoktu. Küçük ağa İbiş'i rüyasında bile görse Osmancığa dönüşürdü. Yani çok korkardı anlamında. Ondan çok korkardı. Yağmuru beklerken İbiş'e yakalanınca küçük ağa Ankara'da buldu kendini. Küçük ağa vay be yarın diye bir şey yoktur. Az önce köydeydim iki uyku arasında kendimi burada buldum dedi. Korku insana neler yaptırıyordu. Arkadaşlar o kadar korkmuş ki birden kendini Ankara'da bulmuş. O şekilde düşünüyoruz. Küçük A, Siyah Keribar, Dünyanın En Pis Sokağı, Firavun İmanı, İbişin Rüyası, Osmancık, Yağmuru Beklerken, Küçük A Ankara'da, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İki Uyku Arasında, Tarık Buğra'nın Eserleridir. Abdülhak Şinasi Hisar Fahim Bey ve Abdülhak Şinasi Hisar'da kalıyordu. Okey oynamak istediler ama oyuncuları eksikti. Fahim Bey, Çamca'daki eniştemizi çağıralım dedi. Çağırdılar geldi. Bir kişi eksikti. Ali Nizami Bey'in alafrangalığı ve şehliği olmasına rağmen mecbur kalınca onu da çağırdılar. Abdullah Şinasi, Fahim Bey ve biz eşiz. Siz ikiniz de eşsiniz dedi. Okeyleri bitince Boğaz içi yalılarında oturup boğaz içi mehtaplarını izleyerek birbirine geçmiş zaman fıkralarını anlattılar. Çamca'daki eniştemiz Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehliği, Fain Bey ve biz, Boğaziçi yalıları, Boğaziçi mehtapları, geçmiş zaman fıkraları Abdülakşinasi Hisar'ın eserleridir. Mustafa Kutlu Mustafa kutlu ve mutlu bir insandı. Herkes onu ortadaki adam diye tanırdı. Nedenini sormayın uzun hikaye. Mustafa'nın mavi kuş adını verdiği bir dolmuşu vardı. Bu dolmuşa binen insanlar hep yoksulluk içimizde paramız yok diyordu. Mustafa bir gün çok sinirlendi. Onlara "Beyhude ömrüm sizinle geçti. Bu nedir arkadaş? Yüzün ve tesadüfü sizinle yaşıyorum. Artık kimseyi parasız almıyorum. Her seferinde ya tahammül ya sefer arasında kalıyorum. Bu sefer parasız almayacağım." Artık bu böyledir dedi. Parası olmayanlar yoksulluk kitabını da alıp başka bir dolmuşa yöneldiler. Ortadaki adam uzun hikaye, mavi kuş, yoksulluk içimizde, beyhude ömrüm, hüzün ve tesadüf, ya tahammül ya sefer, bu böyledir, yoksulluk kitabı Mustafa Kutlu'nun eserleridir. Memduh Şevket Esendal Vassaf Bey'e dedesi Memduh Şefket'ten Dal Mahallesi'nde bir ev miras kalmıştı. Memduh Şefket Esen Dal. Bu evde ayaşlı ve kiracılar kalıyordu. Bunlar Vassaf Bey'e otlakçı olmaya başladı. Yani ondan para almaya çalıştılar. Mendil altından hava parası istiyorlardı. Vassaf onlara para verince ona temiz sevgiler beslediler. Bir kucak çiçek verip ev ona yakıştı gerçekten dediler. Bu Vassaf Bey'in hoşuna gitti. Ayaşlı ve kiracıların biriken borçlarını affetti. Vasaf Bey miras, ayaştı ve kiracılar, otlakçı, mendil altında, hava parası, temiz sevgiler, bir kucak çiçek, evona yakıştı Memduh Şevket Esendal'ın eserleridir. Bahattin öz kişi. Bahattin öz kişilik bozukluğu olan biriydi. Sokakta köse kadı. Tepelerde uçtaki adam gibi yaşıyordu. Kişilik bozukluğu olduğu için arkadaşlar sokakta köse kadıymış, tepelerde de uçtaki adam gibi yaşıyormuş. Sokakta köse kadı, uçtaki adam, baatin öz kişinin eserleridir. Safiye Erol, Safiye Dineyri papazına aşık olmuştu. Ama Sünnet olmamıştı papaz. Safiye Erol birlikte Kadıköy'ün romanını yazarız dedi ona. Safiye er ol arkadaşlar. Papaz çok kızdı. Sünnet olması gerektiği için papaz kızmış arkadaşlar. Papaz çok kızdı. Ülker fırtınası estirdi. Ona çok bağırdı. Safiye papazın ciğerdelen biri olduğunu anlayıp ondan vazgeçti. Dineyli papazı, Kadıköy'ün romanı, Ülker fırtınası, ciğerdelen Safiye Erol'un eserleridir. Oktay Akbal. Japonya'nın Hiroşima şehrine atılan bomba her yeri etkilemişti. Türkiye'de yaşayan Oktay ak balını alıp akbal yani beyaz bal olarak şifreledik. Akbalını alıp garipler sokağındaki fırına gidip ekmek aldı. Ekmekleri ve akbalı götürürken yolda önce ekmekler bozuldu. Sonra akbal bozuldu. Bunu gören Oktay suçumuz insan olmak mı? Hiroşimalar olmasın artık. İnsan bir ormandır. Hep beraber yaşayabiliriz diyerek bağırdı. Garipler sokağı, önce ekmekler bozuldu, suçumuz insan olmak, Hiroşimalar olmasın, insan bir ormandır, Oktay Akbal'ın eserleridir. Cevat Şakir kaba ağaçtı yani Halikarnas balıkçısı. Cevat Şakir kaba ağaçları kesince Bodrum'a sürgün edildi mavi sürgüne gönderilmişti. Burası Ege'nin dibiydi. Sürgüne gönderildiği geminin kaptanları Uluç Reis ve Turgut Reis'ti. Onları tanımayan deniz gurbetçileri onlara ötelerin çocuğu derlerdi. Gemi giderken birden Uluç Reis Aganta Burina Burinata diye bağırdı. Bu Ege kıyılarına vardıklarının işaretiydi. Cevat Şakir buranın güzelliklerini görünce merhaba Akdeniz Merhaba Gülenada, yaşayan deniz diyerek sürgünün tadını çıkardı. Mavi sürgün, Ege'nin dibi, Uluç Reis, Turgut Reis, deniz gurbetçileri, ötelerin çocuğu, Aganta Burina Burinata, Ege kıyıları, Merhaba Akdeniz, ah Gülenada, yaşayan deniz Cevaş Şakir Kabağaçlı yani Halikarnas Balıkçısının eserleridir. Samiha ay verdi. Samiha Mesih Paşa İmamı İbrahim Efendi'nin konağına gitmişti. Burada yani mabette bir gece geçirdi. Der. İbrahim Efendi Samiha'ya ay verdi. Yani alıp ay vermiş arkadaşlar. Samiha aşk buymuş diye geçirdiği içinden Batmayan günlerden birinde evlendiler. Mesih Paşa İmamı İbrahim Efendi konağı mabette bir gece aşk buymuş. Batmayan gün Samiha Ayverdi'nin eserleridir diyoruz ve yazar eser çalışmamıza geçiyoruz. 9. Harici Koğuşu Peyami Safa Küçük Ağa Tarık Buğra Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar Bir Tereddütün Romanı Peyami Safa Uzun Hikaye Mustafa Kutlu Aganta Burina Burinata, Cevat Şakir kaba açtı. ve kiracılar Memdu Şevket Esendal. İbişin rüyası Tarık Buğra. Fatih Harbiye Peyami Safa. Fain Bey ve Biz Abdülhak Şinasi Hisar. Saatleri ayarlama enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar. Ciğerdelen Safiye Erol, Merhaba Deniz Cevaş Şakir Kabaşlı, İbrahim Efendi Konağı Samiha Ayverdi, Mendil Altında Memduh Şevket Esendal, Ortadaki Adam Mustafa Kutlu, Firavun İmanı Tarık Buğra, Sahnenin dışındakiler Ahmet Hamdi Tanpınar, Sokakta Bahattin Özkişi, Miras Memduh Şevket Esendal, Çamlıca'daki eniştemiz Abdullah Şinasi Hisar, Yoksulluk içimizde Mustafa Kutlu, Uçtaki adam Bahattin Özkişi, Mesih Paşa İmamı Samiha ay verdi. Sözde Kızlar Peyami Safa. Kadıköy'ün Romanı Safiye Erol. Osmancık Tarık Bura. Ya Tahammül Ya Sefer Mustafa Kutlu. Suçumuz İnsan Olmak Oktay Akbal. Otlakçı Memduh Şefket Esendal Abdullah Efendi'nin rüyaları Ahmet Hamdi Tanpınar Siyah Kehribar Tarık Buğra Canan Peyami Safa Yüzüm ve Tesadüf Mustafa Kutlu Aşk Bu İmiş Samiha Ayverdi Mahur Beste, Ahmet Hamdi Tanpınar. Yalnızız, Peyami Safa. Garipler Sokağı, Oktay Akbal. Deniz Gurbetçileri, Cevaz Şakir Kabaşlı. Hava Parası, Memduh Şevket Esendal. Yarın diye bir şey yoktur, Tarık Buğra. Yaz Yağmuru Ahmet Hamdi Tanpınar Oluş Reis Cevat Şakir Kabağaçlı Vassaf Bey Memdu Şevket Esendal Ali Nizami Bey'in Alafrangalı ve Şehli Abdullah Şinasi Hisar Önce Ekmekler Bozuldu Oktay Akbal Matmazel Noralya'nın Koltuğu Peyami Safa Beyhude ömrüm Mustafa Kutlu. Ev ona yakıştı. Memdu Şevket Esendal diyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.